Yağmur çamur yoğunlaşıyor. Yağmur başladı. Şaşırdık mı? Hayır. Berlin sokaklarında da sabah olmadık demeyiz artık. Selam yeniden. Bugün 20 Mayıs ve aslında tüm gün bir şey yapmadım. Aslında yaptım. Kendime haksızlık etmeyeyim. Sabah 7'de uyandım hiçbir nedenim yokken. Sonra yürüyüşe çıktım, döndüm, duşumu aldım, kahvaltımı yaptım. Biraz edit yaptım, sonrasında uyudum bir daha. Sonra 2'de yeniden kalktım, hayatıma devam ettim, edit yaptım. Ama yurttaydım yani genel olarak. Şu anda da saat 8'de başka bir yurtta böyle barbekü partisi gibi bir şey olacak. Ona katılacağız birlikte kızlarla. Yani bizim yurdumuz Erasmus'lar arasında böyle en ucuzu olan, hani en ucuz kirayı biz ödüyoruz. Bu gittiğimiz yurtta en böyle hani pahalı, en bougie olan yurt. İlk defa göreceğim, ben daha önce hiç gitmedim oraya. Bakalım cidden ödedikleri paraya değiyor mu? Çünkü aylık olarak bizden 200-250 euro daha fazla ödüyorlar. Öyle şimdi yavaştan çıkacağız. Kızlarla birlikte marketten içmelik yemek bir şeyler alacağız. Sonra barbekü partisi. Orada görüşürüz. Bye bye. Let me tell the moon. Tell me you'll be on the soon. I don't wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating all the way. As long as I'm safely in your arms. And it don't really matter where we stay. Don't ask space. Space makes me sad. Cause we love Adeka, but look at this. Come the stars don't shine when it's day. How come the sky at night makes me this way? Why are you so far away? Galaxy cast away. Watching hopelessly. Why aren't you home with me? We'll be right back.
ülkeye yurda dönememe maceramızdan sonra yepyeni bir güne başlıyoruz. Daha macerasız olmasını umduğum bir güne. Dün gece gerçekten toplu taşımanın bu kadar seyrek olduğunu tahmin edemediğimiz için o yurttan bu yurda toplam 3 saatte döndük. Ve yani hani gece oradan çıktık, sabah olmuştu buraya geldiğimizde. Gerçekten çok çok garip bir deneyimdi yani. Otobüs duraklarında saatlerce beklemek, hangi otobüsü, tramvayı, metroyu alacağımızı bilememek, hepimizin bir şekilde internetinin problemli olması gibi bir sürü şey böyle bir araya geldi ve hani gece boyunca otobüslerde, otobüs duraklarında böyle uyukladık resmen. Yurda vardığımızda yani gerçekten böyle bir rahatlama yok. Hani hiç bu şekilde bu kadar uykusuz, yorgun yurda döndüğüm olmamıştı. Ama tabii ki güzel bir an olarak kalacak yani. Berlin sokaklarında da sabahlamadık demeyiz artık. Şimdi bugün 21 Mayıs ve 21 Mayıs'ın Berlin için önemi. 7 aydır açık olmayan yeme içme yerleri bugün açılıyor. Bar, kafe ve restoranlar açılıyor. Ama şöyle, mesela hani terası varsa ya da açık alanda yeme alanı varsa o kısımlarda oturabiliyorsunuz. Yine içeri alanlarda bir açılma söz konusu değil. Ve tabii ki buralara giderken yine negatif teste ihtiyacımız var. Yani herkes şu an aslında böyle bir açılmanın olmasını kutluyor ama yine de önlemler sıkı. Öyle diyeyim. Biz de bugün test yaptıracağız ve daha sonrasında böyle hani terası olan bir mekana gidip oturmak istiyoruz. Uzun süredir ilk defa böyle bir şey yapacak olmak, böyle bir normalleşmeye girecek olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Ama bugün açılmanın ilk günü olduğu için aynı zamanda çok kalabalık olması ihtimali de var. Yani çok sırada bekleyebiliriz mekanlara girmeden önce. Şimdi yurttan çıkıp test merkezine gideceğiz. Oradan da hemen mekana geçeceğiz ki eğer sırada beklememiz gerekiyorsa bile en azından 7 gibi, 6 gibi girebilelim. Günün geri kalanını da bloklamaya çalışacağım. Orada görüşürüz. Neden? 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 Arkadaşlar geleceğimizi zannettiğimiz yer burası. Yani burası da Media Markt'ın deposu. O yüzden bulamadık bir türlü. Anyway, so it's in the park place. Where is it? There. Oh. Şimdi geleceğimiz yeri çok zor da olsa bulduk. Böyle bayağı kafamız karışık bir şekilde yolda dururken amcanın teki durdu. Siz kafeyi arıyorsunuz galiba dedi ve bize burayı tarif etti. Bu şekilde geldik. Sonra yolda yürürken şöyle bir şey de oldu. Sinirliyim biraz. Şu an Neukölln'deyiz ve hani 5 kişiden 3'ü Türkçe konuşuyor. Öyle diyeyim. Biz 3 kız böyle geçerken Türkçe bir şekilde şunu duydum. Allah'ım ne güzellikler yaratıyor. Yani işte Türkiye'den bir farkı yok yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu an mükemmel bir yere geldik ama böyle tüm şehri görebildiğimiz. I don't know where I am. I laugh at inside jokes.
want to drink? Everything. We are at a cafe now. Like whatever a we drink. Beer or like what? The darkest drink. Şimdi kızlar siparişleri vermeye gittiler ve hani böyle rüzgar var ama yine de insan yanmış olmalı. Uzun süreden sonra ilk defa böyle kafede oturup arkadaşlarımla bir şeyler yiyip içebilmek çok garip hissettiriyor, çok güzel hissettiriyor. Bu arada çok güzel bir mekan yani az sonra böyle biraz daha ortamı çekmeye çalışacağım manzarasını falan. Gerçekten aşırı aşırı güzel bir mekan. Çok güzel. This my mask. What's this fucking thing that we have to? Why are you so panicked? Bring us some beers, please. Yağmur başladı. Şaşırdık mı? Hayır. Berlin'in en ünlü dönercisinden Mustafa Demir'den dönerlerimizi aldık. Böyle bir parka geldik. Burada yiyeceğiz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama her videonun sonu dönerle bitiyor. Berlin'in en ünlü yemeğinin döner olması benim hatam değil. O yüzden şimdi dönerimizi tadalım bakalım. Dedikleri kadar güzelmiş. Sınıftan çıkmadan önce küçücük bir şey yapmak istedim. Ne yapmak istedim? Mustafa Gemiyüzes. Mustafa Gemiyüzes. Mustafa Demir Gemiyüzes kebap. Bar kafe ve bar kafe ve restoranlar. Bar kafe bar ışık çok kötü ya. Işık çok kötü. Çünkü bu kurallar elayetten elayete elayet miydi onlarda? Cute! I'm so happy! We can close it actually. Because it is Big Brother. Yeah.